Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yapmış olduğum aylık, haftalık, işte öyle karışık market alışverişimi göstereceğim. Videoya başlamadan önce lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve diğer videolarımı da görmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman şimdi hemen neler aldığımı göstereyim. Alışverişimin tamamını A101'den yaptım. Öncelikle bu poşetimi hemen alayım ve bundan başlayayım. Toplamda 3 poşet alışveriş yaptım. Bu sefer tek başıma çıktım alışverişe. Biraz taşıması zor oldu. Yine yoruldum biraz. Öncelikle şu hemen kalabalık yapan şeyleri kaldıracağım. Tam 3 tane ekmek aldım. Bunları bir tanesini poşet delinmiş galiba. Hemen şöyle ileri atıyorum. Bunları dolaba atıyorum. Buzluğa atıyorum. Daha sonra lazım olursa çıkartıyorum. Yani sürekli almaktansa. Bir tane görmüş olduğunuz bazlamayı aldım. İşimi de yakınlaştırayım hemen. Fiyatlarını da söyleyeyim. Bazlama işin için aldım. En son videomu gördüyseniz bazlama pizza yapmıştım. Yani çok hoşuma gitti o zaman. Yani sürekli yapıyorum gerçi de tekrar yapmak istedim. O yüzden bir tane bazlama aldım. Hemen bakayım bazlamanın fiyatını söyleyeyim. 3 liraya almışım bazlamayı. Tavuğumu çıkartayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane tavuk aldım. 600 gram gelmiş ve Has markasının. Ne kadar aldığımı söylüyorum hemen. 11 lira 97 kuruş tutmuş. Bunu da hemen şöyle ileri atalım. Başka neler almışız? Evet, Bozbeyi ezine peyniri almışım. Bu zaten her zaman aldığım ve çok sevdiğim bir peynir. Bunun da hemen fiyatını söylüyorum. Bunu da 11 lira 25 kuruşa almışım. Bu arada bir şey göstermek istiyorum. Bu yaptığım market alışverişinde değil ama birkaç gün sonra videosunu çekeceğim bir şey. Doktor Ötker'in tayinli sufresi. Bu çıkalı yaklaşık 2 hafta falan oldu. Ben sürekli arıyordum ama bulamıyordum. En sonunda artık elimde ve birkaç gün sonra bunun deneme videosunu çekeceğim. Eğer bunun tadını merak ediyorsanız lütfen birkaç gün sonra atacağım videoyu da. Bakın şöyle hemen bırakıyorum. Ve kendi aldığım şeylere devam ediyorum. Tuz aldım. Bir tane evde tuzum gitmişti. 1-2 lira arası bir şey olması lazım. Bunu geçiyorum. Bu poşetimde başka ne kalmış? Evet, pizza yapacağım için kaşar peynirim bitmişti. Bunu aldım. Yaklaşık 8 lira civarı bir şey miydi? Yanlış hatırlamıyorsam hemen bakıyorum. Kaşar peyniri. Evet, tam 8 lira 50 kuruşa almışım bunu da. Şöyle bırakıyorum. Yumurta aldım. 15'li alacaktım aslında ama 6'lı aldım. Çünkü 2 lira 75 kuruş almışım. Bunu da zaten yeterince şey aldığım için daha fazla taşıyamam falan diye olabildiğince daha az şey almaya çalıştım. Bir tane. Bunların 2 tane aldım. Bir tanesi büyük ihtimal başka poşetin içerisinde. Bunları çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Birinci poşetimiz bitti. Bu poşete de 25 kuruş verdim. Atıyorum hemen şöyle. Diğer poşetimize gelelim. Dorbi'nin krem şantisini almışım. Ne kadar olduğuna bakıyorum hemen. Dorbi. Elime muştu. Işık tam fişe yansıyor. O yüzden biraz daha zor buluyorum. Krem şantiyi 3 lira 75 kuruşa almışım. Onu da hemen şöyle bıraktım. Kola aldım. Bunlardan tam 3 tane aldım. Bunlar da diğer 2 tanesi de başka poşette sanırım. Bunun da fiyatını söylüyorum. Bir tanesini 5.80 almışım. Toplamda bunlardan 3 tane aldım. Şunları göstereyim hemen. Bunları ben hala çok seviyorum. Bu üçlüden acaba eğer seviyorsanız en çok hangisini seviyorsunuz? Benim favorim buradaki peynirli olan. Bundan da 2 tane aldım. Şöyle onları da kenara arkasına şöyle atayım. Başka ne almışız? Sana tereyağı aldım. Fiyatına bakıyorum. 4 lira 45 kuruşa almışım bunda. Diğer kola da aynı poşetin içerisinden çıktı. Aynı şekilde bunu da şöyle kenara bırakıyorum. Evet, başka neler almışız? Ve ikinci poşetimde yaklaşık sonuna gelmişim. Bu sefer böyle biraz ihtiyaçtan çok abur cubur tarzı şeyler biraz daha fazla almışım. Piko almışım. Piko'dan da galiba 2 tane almıştım. Etipuf'tan da 2 tane almıştım. O da diğer poşetin içinde kalmış olabilir. Bunu da şöyle kenara atıyorum ve meyveli dankek aldım. Bu da ikinci poşetimin sonuncusu. Bunun da fiyatını söylüyorum. 4 lira 50 kuruş almışım. Bunu da ve son poşetime geçiyorum. Bakalım başka neler almışım. Bunu da şöyle atalım ve
Üçüncüsü gelsin bakalım. Bu arada üçüncü poşete geçmeden önce beni Instagram'dan takip etmek isterseniz Instagram adımı aşağıya bırakıyorum. Yine Sena Levendoğlu ama bir tanesinde Levendoğlu'nun V'den sonraki E iki tane. Eğer aşağıda bulamazsanız da o şekilde arayıp bulabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ve Milföy'e geçtik. Milföy'ü bittikçe alıyorum zaten. Sürekli onu biraz sık yapıyoruz. Milföy'ün ne kadar olduğuna bakalım. En üstteymiş zaten. 4.95 kuruşa almışım Milföy'ü de. Onu da bu şekilde koyuyorum. Bunların birazı buzluğa gidecek. Video bittikten sonra yaparım. Bir tane daha kola almışım. Kolalar sığmadı. Şöyle aşağıya koyayım. Evet, bir tane yarım yağlı bir şah süt almışım. Süt tuzağıma çarptırdım. Onun ne kadar olduğuna bakalım. 3 lira 45 kuruş almışım. Normalde süt alırken genelde 2-3 tane alıyorum ama dediğim gibi tek başıma alışverişe çıktığım zaman oluyor. Bana fazla ağırlık yapmasın diye bir tane aldım. Bunu da şöyle kenara koyuyorum ve Milk'ten markasının bir tane çilekli, bir tane de muzlu sütünü aldım. Söylemeden tahmin edin. Hangisini kendim aldım? Tahmin ettiniz mi? Söylüyorum. Muzluyu kendim aldım. Doğru bildiniz mi acaba? Onları da kenara koyuyorum. Ne kadar almışım? 1 liraya almışım bir tanesini. Evet, biraz önce söylediğim brownie'nin, bu daha çok ezilmiş. Ben diğerini yiyeyim. bir tane daha aldım demiştim. O da buradan çıktı. Şöyle attırıyorum. Aranızda iken çikolatalı gafet sevmeyen var mı? Bu da en çok sevdiğim çikolatalardan biri. Bunu da attım kenara. Bir tane çikolata aldım. Ya bunlar genelde hep 1 lira civarı ve filan olduğu için onları tek tek fişten bakıp söylemek istemedim. O da 1 lira 45 kuruş gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ve biraz önce söylemiş olduğum Eti Puf'un diğeri. Diğeri burada. Bunun hangisi benim? Hangisi fark eder. Ve bir tane daha kalmış. Son ürünüm. Ve bir tane de Dido almışım. Dediğim gibi daha çok abur cubur ağırlıklı bir alışveriş olmuş. Bugün cuma çünkü yarın tekrar bir sokağa çıkma yasağına giriyoruz. Cumartesi, pazar 2 günlük tekrar bir yasağımız var. Ondan dolayı galiba hafta sonu diyelim diye doldurmuşum. Evet, bunu da aldım ve attım. Toplamda yaptığım alışverişim 96 lira 42 kuruş tutmuş bu şekilde. Son olarak söylemek istediğim çok küçük bir şey var. Bugün kargom geldi sonunda ve bir tane kırmızı bir tane de mavi boya sipariş etmiştim. Eğer diğer videolarımı izliyorsanız biliyorsunuzdur ki bu ara biraz renkli saç boyamaya takmış durumdayım. Lila mor boyadım. Şu kızı zaten önceden boyuyordum. Şimdi sırada mavi ve kırmızı var. Şimdi bugün çok sorulu ve heyecan dolu bir video oldu. Ben heyecanlanınca bazen böyle yanlış konuşuyorum, kusura bakmayın. Tahmin edin önce hangisini boyayacağım? Bir tanesi şu kırmızı, bir tanesi de mavi. Tahmin ettiyseniz söylüyorum. Mavi boyayacağım önce. Çünkü artık yeniden kendi kızıl, yani uzun süredir kullandığım kızıla dönmek istiyorum. Bunları sadece böyle kısa süre deneme amaçlı boyamıştım. Maviyi de boyayacağım, deneyeceğim. İşte birkaç hafta rengi böyle kötüleşene kadar falan maviyle gezeceğim. Ondan sonra kırmızıya boyadıktan sonra yine tekrar böyle bir renkli boyamaya heves edene kadar yine uzun süre kızıl kullanırım diye düşünüyorum. Bu arada saçlarımın şöyle arkasını da göstereyim mi? Bayağı kısa oldu yani. Diğer videolarıma bakarsanız belime falan geçiyordu. Çok fazla uzamıştı. Uzun zamandır kestirmek istiyordum zaten. Yalnız alışveriş videosundayız. Konu bambaşka yerlere gitmesin. Ne kadar kestirdiğimi göstereyim. Bayağı şöyle kısaldı yani artık. Hem yıpranmıştı, o yüzden kestirdim. Bir de boya böyle zor yetmeye başlamıştı. Ondan dolayı böyle bir yenilik olsun istedim. Videomu izlediğiniz için, alışveriş videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde bana destek olursanız ve kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok sevinirim. Bu kadar. Diyecek başka bir şey yok yani. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.